Herkese merhabalar efendim. Haftanın sağlık haberleriyle yine karşınızdayız. Yine önemli, güzel konularımız var. Şimdi öncelikle şey yapacağız. Haftanın sağlık haberlerinde birincisi ölüm anında hani film şeridi gibi geçiyor deriz ya. Bununla ilgili bir bilimsel araştırma var. Onu konuşacağız. Yani ilk yapılan bir bilimsel araştırma. Tabii ki pandemiyle ilgili bitecek mi, bitmeyecek mi bunlar var, onu konuşacağız. En iyi anne açısından en iyi doğum yaşı nedir? Bunları konuşacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi ölüm sırasında işte yani hem filmlerde de görürüz hem de genel anlamda söyleriz. İşte film şeridi gibi böyle geçer, hayatımız geçer. Yani böyle özellikle ölüme yaklaşıp kurtulanlar bunu söyler. Bu sefer Estonya'da doktorlar 87 yaşında bir hasta var. Bu hasta bir trafik kazası yani bir travma geçiriyor. Acil servise geliyor. Bu acil servise geldikten sonra da epilepsi hastası olduğu için kafasına EEG bağlanıyor. Yani EEG'ye bağlı bir şekilde devam ederken kalp krizi geçirip ölüyor. Tabii ki bu EEG yani beyin dalgalarını ölçen cihazda neler gösterdi o anda hepsi kaydediliyor. Şöyle söyleyelim, ölüm bu beyin dalgaları bunlar işte gamma, beta, alfa, teta, delta dalgaları gibi dalgalar var. Yani bunlar şey değil, COVID varyantları değil. Yine Yunan alfabesi tabii ki. Şimdi burada ölüm sürecinin 15 dakikalık beyin aktivitesi ölçülüyor. Kalbin durmasından önce ve sonraki de 30 saniyede kaydediliyor. Neler görünüyor? Önce şunları söyleyelim. İşte gamma dalgası burada önemli. Özellikle konsantre olurken, rüya görürken, meditasyon yaparken veya anıları hatırlamaya çalışırken gamma dalgaları beyinde kaydedilir. İşte beta dalgaları var, alfa dalgaları var. Mesela teta dalgaları her yaşta uyku halinde görülür. Uyanık haldeki yetişkinlerde görüntülenmesi anormal kabul edilir. Alfa dalgalar özellikle yetişkinlerde olmak üzere tüm yaş gruplarında görülüyor. Başın sağ ve sol bölümünde ritmik olarak yayılıyor. Genel olarak bunlar var. Şimdi bu ölen kişinin kalbi durduktan 30 saniye ve 30 saniye önce ve 30 saniye sonraki beyin dalgaları neleri gösterdi? Onunla ilgili şimdi bilimsel makale de yayınlanıyor. İşte 22 Şubat'ta yayınlandı bu makale. Neler kaydedilmiş? Şöyle söyleyelim, bilateral hemisferik yani her iki beyin bölgesi baskılandı, bittikten sonra yani beyin fonksiyonları durduktan sonra dar ve geniş gamma dalga aktivitesinde güçlü bir artış görülüyor. Yani burada aslında temel olarak şu tez öne sürülüyor. Daha önce de bu tür şu ana kadar insanlarda değil ama bir takım farelerde başka deneyler yapılmıştı. Yani ölüm anında hangi beyin dalgaları aktive oluyor diye. Bu ilk kez insanda ve canlı yani canlı görüntü yani bir deney falan da değil biraz da tesadüfen oluyor tabii ki. Kurtarılmayı beklerken aniden kalp krizi yani beyin kanaması geçiriyor adam. Kurtarılmayı beklerken kalp krizi geçirip aniden ölüyor. O anda da epilepsi hastası olduğu için beyinde elektrotlar bağlı EEG ile ölçülüyor. Yani buradan temel olarak tabii ki yani bu tek bir vaka. Bunun sonuçları daha da incelenmesi lazım. Bu tür vakaların daha çok bilinmesi lazım. Yani biz ölürken ölme anında biraz önceki söylediğimiz film şeridinin gama dalgalarından dolayı film şeridi gibi hayatımızın önümüzden geçtiği düşünülüyor. Yani bu şu ana kadarki ilk bilimsel araştırma söylediğimiz gibi. Tabii bununla ilgili araştırmalar artacak. Şimdi geçelim başka bir habere. Şimdi diş fırçalamakla ilgili bir haberimiz var. Diyeceksiniz ki işte hepimiz fırçalıyoruz, biliyoruz bu işleri diyeceksiniz ama benim dikkatimi yani ben de sonuçta dişleri fırçalar ve gerçekten iyi fırçaladığımı zannederdim ama bir takım esprileri var, nüansları var. Onlar mesela
Kahvaltıdan sonra mı diş fırçalamak lazım, önce mi diş fırçalamak lazım? Diyor ki kahvaltıdan sonra kahvaltıdan önce fırçalayın. Yani kahvaltı esnasında yediğiniz özellikle şekerli yiyecekler, asitler, asit ortamlar dişinize yapıştığı için, asidik bir ortam oluşturduğu için o kahvaltıdan sonra veya yemekten sonra genelde fırçalarız dişimizi. Eğer fırçalarsanız diş hassas olduğu için zarar verebilirsiniz deniyor. O yüzden yani çıkardığımız sonuç aslında şu: bir, sabah kalktığımızda dişimizi fırçalayacağız. Yani hiçbir şey yemeden, içmeden dişimizi fırçalayacağız. Bir de yatarken dişimizi fırçalayacağız. Her zaman kahvaltıdan önce. Diş fırçalamayla ilgili işte her birine, yani önce dişlerin önleri, daha sonra tepeleri, daha sonra da arkasını fırçalayın gibi bir tavsiye var. Mesela süt içmek, kahvaltıdan sonra özellikle süt içmenin dişleri kuruduğuna yönelik araştırmalar var. Bunların hepsi zaten araştırmalara dayanan şeyler söylediğim. Burada benim ilk kez öğrendiğim şey, diş fırçaladıktan sonra ağzınızı tamamen gargara yapıp temizlemeyin. Yani sadece tükürün, onun dışında kalsın. Bunu niye söylüyorlar? Diş macunundaki aktif bileşen florür, bakterilerin dişleri aşındıran asidi üretmesini engelliyor. Yani o yüzden siz dişlerinizi fırçaladıktan sonra, ben de dahil, bundan sonra ben de öyle yapacağım, dişlerimizi tamamen, ağzımızı çalkalayıp hiçbir şey kalmamak üzere fırçalamak yerine diyeceğiz ki evet tüküreceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. O florür dişimizde duracak ve ağzımızı koruyacak. Günde 3-4 defa hiç fırçalamaya gerek yok. 2 defa fırçalamanın en ideal olduğu söyleniyor. Fırçalarınızı yenileyin diyor. Orada enteresan bir şey vardı. Diyelim ki bir yaz tatiline gittiniz. Fırçayı almayı da unuttunuz. Orada da otelde de fırça yok. Arkadaşınızın, eşinizin, çocuğunuzun fırçasını kullanabilir misiniz? Hiç fırçalamamaktan iyidir diye bir tavsiye verilmiş. O da ilginçti. Yani diş fırçanızda çok zor durumda kalırsanız paylaşabilirsiniz. Diş ipi çekmek falan gibi, yani diş ipinde zaten yararlı olduğunu biliyoruz. Bunlar da böyle geçelim. Tabii ki diş hekimlerimiz daha çok daha iyi bilirler. Şimdi gebelik, ideal gebelik yaşı. Bu ideal gebelik, anlatacağımız ideal gebelik yaşı anne için ideal gebelik yaşı. Yani çocuğun sağlığıyla ilgili değil, anne sağlığıyla ilgili bir araştırma yapılmış. 2000 yılından 2018 yılına kadar 4000 hamile izlenmiş. Üç gruba ayrılmış. Birincisi 23 yaşın altında, 24 yaşın altındakiler. İkinci grup 24-25 yaş arası, diğer grupta 26 yaşın üzerindeki hamileler. Bu gruplar 18 yıl boyunca dediğim gibi izleniyor ve özellikle ne erken doğurmak, yani 20 yaş, 18 yaş, işte 22 yaş gibi değil, idealinin 25 yaş olduğu bulunmuş. Yani ilk hamileliğin 25 yaşında olması gerektiği söyleniyor. Neye göre söyleniyor? Çünkü 18 yıl boyunca araştırma devam ediyor. Bu araştırma süresince de deniyor ki özellikle erken ve geç hamilelik yaşayan kadınlarda kalp hastalığı ve diğer tüm hastalıklara bağlı ölümlerin arttığı gözlenmiş 25 yaş grubuna göre. Niye böyle oluyor diye düşünmüşler. Özellikle erken yaşta hamilelik bir kariyer stresi yaratıyor. Yani işle ilgili bir takım stresler yaratıyor. Kariyeriyle ilgili stresler yaşadığı için kalp hastalığına yakalanma riski daha fazla olduğu belirtiliyor. İkincisi de geç hamilelik. Yani geç yaşlardaki kadınlarda da aslında kalp hastalığı önemli derecede fazla. Bunu biliyoruz. Yani hep erkekler kalp hastalığı ile ilgili bir takım işte ön plana çıkıyor ama kadınlardaki kalp hastalıkları maalesef daha unutuluyor. O yüzden de geç hamileliklerde de böyle bir riskin olduğu söyleniyor. İdeal gebelik yaşı, ilk gebelik yaşı
25 olarak bulunmuş. Şimdi omikron birazdan pandemi sona erecek mi? Onu da konuşacağız. Bu arada Yasemin'in bir mesajı da var. Onu da söyleyelim. Şunu da alalım şöyle. Erken yaş gebeliklerde preeklampsi, gebelik zehirlenmesi riski artıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bu dönemde daha fazla görüldüğünden gebeliği tehlikeye sokabiliyor. Evet, aynen katılıyoruz. Kadın doğum uzmanımız diyelim artık Yasemin. Uzmanımıza böyle bir şeyde. Şimdi bir sonraki haberimiz omikronun, hep diyoruz ki işte öksürüğün var mı? Yani bize de telefon açanlara işte öksürüğün var mı, ateşin var mı? Ama omikrondan sonra mide bağırsak sistemi ile ilgili belirtiler çok daha fazlalaştı. Yani mide bulantısı. Yani hiçbir şey yokken mide bulantısı geçiriyorsanız, ishaliniz başlamışsa, kusmanız varsa, karın ağrısınız, şişkinliğiniz, mide yanmanız, yani göğüste ağrılı yanma hissiniz varsa omikron olabilirsiniz. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Şimdi gelelim, pandemi bitmek üzere mi? Pandemiyle ilgili aslında şunu söyleyelim. Avrupa bu pandemiyi nerede sebebi, tabii ki bir taraftan şu anda büyük bir savaşta. Yani Ukrayna savaşı işte başladı, bildiğiniz gibi yayılacak mı bakalım. Pandemide İsveç, yani Kuzey İskandinav ülkeleri zaten tüm her şeyi serbest bıraktılar. Sağlık Bakanı da bildiğiniz gibi bu hafta, yani dün itibariyle maskelerle ilgili bir açıklama yapacaktı. Ama o açıklamayı erteledi. Muhtemelen gelecek hafta bir açıklama yapılacak. Pandeminin özellikle maske kullanımıyla ilgili bir serbestiyet getirilecek gibi bir izlenim var. Mesela İsrail artık ülkeye aşısızları almıyorlardı. Artık tüm hava yollarını açtılar. Aşılı aşısız gelecekler. Almanya, İspanya, İngiltere, İngiltere de kaldırdı neredeyse tüm önlemini. Diğer taraftan işte İtalya olsun, yani sadece Kuzey İskandinav ülkeleri değil, birçoğu da 1 Mart'ta kaldıracak. Yani bu Şubat ayının sonunda Avrupa'da neredeyse pandemi önlemlerinden eser kalmayacak. Şimdi bizde hala kimsenin uymasa da açık havada maske şeyleri var. Maske takmak zorunlu. Bu tür önlemlerin zaten saçma olduğu, zaten kimsenin de uymadığı ile ilgili görüyoruz. Bunların muhtemelen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Başka aşılama, şimdi böyle bir durumda, çünkü ölümlerimiz azalıyor, tüm vakalarımız azalıyor. Omikron pikini yaşadık, aşağıya doğru iniyoruz. Hastanelerde problemimiz yok. Hastanelerde daha önce açılan servisler, yani hem yoğun bakım hem normal servisler kapatılıyor, azaltılıyor. Diğer taraftan Mehmet Ceyhan Hocam diyor ki, Mehmet Ceyhan Hoca'yı ben çok severim, ama diğer taraftan da işte hiç bitmesin der gibi de diyor. Tabii ki onların kendi bilimsel görüşü ve bitmeyecek gibi bir tablo çiziyor. Ama önemli olan endemik hale ne zaman geleceği. Endemik hal derken şunu kastediyoruz. Ne zaman olacak bu? Eğer biz COVID'in belli bir mevsimde yükseleceğini öngörürsek endemik hale geçer. Niye? İnfluenza gribi işte her yıl işte Ekim-Kasım gibi başlar, Mart gibi sona erir gibi bir öngörümüz var ve influenza dediğimiz şey bu haliyle endemik hale gelmiş durumda. Aynı şeyi diyelim ki her yaz veya her kış COVID olacak. O öngörüyoruz. Aşılamaları yapmamız lazım diyoruz. Yani aynen gripteki gibi. Bunu öngörebilirsek endemik hale gelebilir. Peki şu anda bunu söylememiz mümkün mü? Maalesef şu anda endemik hale, yani gelecek yıl Kasım ayından, Aralık ayından sonra işte vakalar artacak, COVID vakaları artacak diyebilecek durumda değiliz. Hala yeni bir varyant çıkma ihtimaline karşı. Avantajlarımız neler? Bir, aşılamayla ilgili önemli bir yol kat etti dünya, Türkiye, Avrupa.
Avrupa'da da tabii ki aşılama oranı en yüksek. O yüzden çok çok daha rahat açılım yapıyorlar. Yani bağışıklamalar neredeyse %70-80 oranına geldi. Bizde bağışıklama ne durumda? Bizde hep 18 yaş üstünü olduğu için net bir rakamımız yok ama %60'lar gibi bir rakamımız var. Diğer taraftan bu omikron sayesinde diyelim yine bir bağışıklık artışı tüm toplumlarda gözüktü. Şu anda işte son 20-25 günden beri hemen hemen herkesin var yakınları COVID oldu. Bu da belli bir bağışıklama sağlayacaktır. Benim yani herhalde aile demeyelim de sülalenin %20'si falan COVID oldu. Değil mi? Bir kısmı da aşılardı. Yani bizim sülaleyi düşününce geçirenler, COVID geçirenler ve aşılı olanların oranı %70-80'lerde. Diğer taraftan tüm toplumlarda öyle olduğunu, tüm Türkiye'de öyle olduğunu düşünecek olursak, biz de toplumsal bağışıklığa henüz ulaşmamış olsak bile epey yaklaşmış durumdayız. Ve gelecekte, yani herhalde gelecek hafta Sağlık Bakanı bu maskeyle ilgili bir açıklama yapacak. Zaten onu söyledi. Maske kısıtlamaları kaldırılacak. Benim tahminim Mart ayından veya Nisan ayından sonra da neredeyse tüm önlemler kaldırılacakmış gibi geliyor. Tıpkı Avrupa'nın yaptığı gibi. Savaş konusunda herhangi bir şey söyleyemeyiz. Savaşın sadece kötü olduğunu, savaşı getirmenin kolay olduğunu ama barışı getirmenin her zaman hem insanlar arasında hem ülkeler arasında hem dünyada her zaman savaşın kolay ve barışın zor olduğunu ve barış işinde çabalamamız gerektiğini söylüyoruz. Az önce Kiev'de işte bodrumlarda, metrolarda saklanan insanlar bahçeme bomba düştü diyen insanlar gördük. Yani bir insanın bahçesine bomba düşmesi gerçekten kim olursa olsun çok acı verecek. Hemen kendimizi empati yapıp insansak empati yapıp kendimizi yerine koyduğumuzda bahçesine bomba düşmesi gerçekten çok kötü bir duygu. Savaş halinde özellikle çocukları, kadınları savunmasızları vuran bir şey ve dünyada da bu güç savaşı dünya oldu olalı maalesef devam ediyor. Ama en azından kendi aramızdaki savaşları bir kenara bırakıp biz de bir yönetici olursak bunun yöntemi yani barış çok stratejik bir şeydir. İki insan arasındaki barış da çok stratejiktir. Kafa işletmek, akıl işletmeye gerektirir. O yüzden de çok fazla ihtiras varsa bunları da herhalde devlet başkanı yani Putin gibi bir adam devlet başkanı da yapmamak gerekir. Ama diğer taraftan yani bir komedyenin de cumhurbaşkanı olmaması lazım. Şeyden bahsediyorum. Ukrayna Başbakanı komedyenmiş, onu öğrendik. Biraz da onun da ciddi iş olduğunu, ülkenin tüm sorumluluğunu ele alacak birisinin olduğunu söyleyelim. Görüyorsunuz savaş konusunda, barış konusunda görüşlerin çok yetersiz ama sadece bir izleyici olarak, burada ben de izleyiciyim, izleyici olarak görüşlerimi sunmak istedim. Her hal ve şartta diyoruz ki sağlık zenginliktir.